tadı. Ama aktif çalışım yani kişileri kullandı. Onların deneyiminden yararlanıyor. Aynen öyle. Çünkü şöyle gözden geçirme diyoruz. Şimdi tasarım yapıyorsunuz. PDR'de, CDR'de. şimdi bir araya gelip yaptıklarımız doğru mu? Analiz yaptık ama size doğru gözüküyor mu diye bunu bu gözden geçirmemiz gerekiyor. Her projede böyle. Bir tür danışmanlık hizmeti alıyoruz. Danışmanlık. Yani, anladım. Onun tecrübesini masaya koymasını istiyoruz. Şimdi bu kriz oldu ya havacılıkla ilgili. Yani pandemiden dolayı. Bütün şirketler, Airbus, Boeing olsun, başkaları olsun eleman çıkardılar. Zaten şimdi uçak yapısalında, structure'ında büyük fırsat var. Çünkü geri geldiği için çok hızlı bir talep artışı var. Çıkarılan ekipleri tekrar geri alamıyorlar. O da ayrı bir konu. Çıkardıkları zaman kimi çıkardılar biliyor musun? E, belirli bir yaşın üstünü çıkardılar. Aslında en tecrübeliler. Neden çıkarıyorlar? Çünkü onun alttakileri de tecrübeli onların. Ama Hemen tanki... kapın onları kapıyor zaten. <laughs> zaten eğer Türkiye büyük oynamak istiyorsa dünya elini uzatması gerekiyor. Aldınız mı hiç öyle? E tabii Amerika'da bizim üç üniversitede teknoparkında yerimiz var şu anda. Eee Pakistan'da tekno yani National Nas e, Science and Technology Üniversitesi ki ilk 300'e giriyor dünyada. Teknoparkında yerimiz var, elemanlarımız var. Ne yapıyorlar onlar? Bize çalışıyorlar. Biz onlara ne yapıyoruz? Şimdi bu askeri proje bunu her tarafa askeri değil. Askeri olmayan tarafların veriyoruz onlara. Ha, gizli olmayan. Aynen. Kişi. Şimdi ha, malaysi... Çalış diyorsunuz. Üret gönder mi? Bizim da, Orada şi, kurulu şirketimiz var. ya evet, e, orada Bodros'unda. Tabii tabii. TUSAŞ, işte şey, Pakistan var mesela. TUSAŞ, USA var. Ha, bir tür şey gibi, Şimdi, şube tabii. gibi mi? Tabii tabii. Şubemiz var. Yani kayıtlı şirketimiz var. Hani diyoruz ya Dust of Turkey gibi. Ondan sonra e, Malezya'da inşallah iki hafta sonra mühendislik ofisimizi açıyoruz. 12 kişi işe başlatıyoruz. Hem de o da ihalemiz var. Bir öğretmen Ankara'dan Tusaş'a öğrenci gezisi yapabilir miyiz diye sormuş. E, başım üzerinde. Açık mısınız böyle ben, şey? Ben tabii tabii açığım. E, gerçi burada da cep telefonu veriyorum. Pek de çalmıyor ama verebilirim isterse. E, Vermeyin ya çok çok arayan olur ama. Var Yok herkes biliyor telefonumu. E, verin. Benim o zaman. personelim biliyor e, verin tamam. o Tamam. 507 914 14 14. Hocam beni arayabilir. <laughs> Artık Türkiye arar <laughs> Türkiye sizi arar. Ben <laughs> Hocam ben e, Türk Hava Yolları'na da aynıydım. E, benim telefonumu, bu telefonum eski telefonum zaten yıllardan beri. E, personel bilir bunu. Türk Hava Yolları bilirdi onu. Ee, şimdi bazen hala yolda kalan yolcu arıyor. Ben de genel müdürüme paslıyorum onu. Problem yok. <laughs> Problem yok. Ben bir şey soracağım. Eğer e, Ahmet Bey müsaade eder. Lütfen. Lütfen. Son dönemde Ukrayna evet. ile işte motor ve diğer konularda müthiş motor oradan e, işbirlikleriniz var. Doğru. Ee, Pakistan zaten kardeş ve Pakistan'ın e, işte demin bahsettiğiniz e, JF10 galiba yanlış hatırlamıyorsam.